Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Buse. Bugün size son zamanlarda yaptığım alışverişlerimden biraz bahsetmek istiyorum. Bir kısmını şöyle poşete koydum. Fakat hepsi karışık burada. Vaksız poşet olduğuna bakmayın. Şöyle bir kısmı poşette. Bir tane şöyle Sephora'dan var. Birkaç tanesi de burada kenarda duruyor. Önce şu Sephora'dan başlamak istiyorum. Sephora'dan tek bir parça aldım aslına bakarsanız. Birçok internet sayfasında, Facebook'ta, Instagram'da Sephora'nın sanırım Türkiye sayfasını da görmüş olmam lazım. Böyle üçlü bir seti vardı. Ben de bu aslında Sephora'nın göz makyaj temizleyicisini çok merak ediyordum. Böyle üçünü birden görünce ve 42 liradan 19 liraya düşen bir fiyatı varmış, indirimdeymiş. Bugün gittim. Bunu bu arada yeni aldım. Ben de hemen almak istedim. Zaten çok merak ediyordum. Küçük boylarını da böylece denemiş olacağım. İçinde neler var? Hemen onlara gelelim. İçinde bir tane çift fazlı göz makyaj temizleyicisi var. Bu waterproof rimeller içinmiş. Zaten çokça duymuştum. Bir tane makyaj temizleme sütü var. Şöyle küçük. Yine aynı şekilde. Bir tane de yine içinde. Şöyle. Anında rahatlatıcı tonikmiş bu da. Kokuları muhteşem. Ağızları kapalı aslında böyle. Aslında bu özelliği de çok hoşuma gitti. Daha önce de hiç Sephora'nın önce ürünlerini kullanmamıştım. Pudrasını ve göz kremini kullanmışım diye kadar. Ağzının böyle kapalı olması çok güzel. Kokularına bayıldım kapalı olmasına rağmen. Çok güzel yemeğin kokusu yayılmış. Çok hoşuma gitti. En kısa zamanda deneyeceğim. Dediğim gibi şöyle göstereyim. Bugün aldım. En kısa zamanda deneyeceğim bu arada. Diğer bir ürünüm. Watson's'ta da Gratis'te de bildiğim kadarıyla var ikisinde de. Le Petit Marseille'nin bu beyaz şeftali ve nektarinli duş jeli. Bir alana bir bedavası vardı. Ben daha önceki alışveriş videomda bahsetmiştim. Küçük boyunu almıştım. Ama kokularına o kadar aşık oldum ki hemen gidip büyük boylarını da satın aldım. Sanırım ya 9 liraydı ya 11 liraydı. Bir tanesi bir alana bir bedavaydı. Zaten bir küçük boyunun fiyatına 2 tane almış oldum büyüğünü. Çok severek kullanıyorum. Çok 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 yoğun şekilde ve içinizi rahatlatacak derecede güzel kokan şeftali kokusu var. Ama kötü bir tarafı var. Çok uzun süre kalmıyor. Ama ben yine de kokularını çok sevdiğim için almaya kesinlikle devam ediyorum. Bir sonraki ürünüm. Bunu aslında kullanmadım daha. Ama tatil için bir seyahat çantası gibi bir şey hazırlamıştım. Onun içine küçük Watson's'dan aldığım küçük kutuların içine koydum bundan. Şu an o yüzden böyle boş görünüyor. Bunu yeni aldım. Zaten bitenler videomda da bahsetmiştim. Bitmişti. Bunu da zaten çok uzun zamandır çok severek kullanıyorum. Bu Care Urban Naturals'ın kolay kırılan saçlar için argan yağlı ve keratinli saç bakım maskesi. Uzun bir cümle oldu. Bunu da çok severek kullanıyorum. Saçlarımın uçlarının yıprandığını hissettiğim zamanlarda kullanıyorum. Yani kullanıyordum normalde. Ama bu aralar hiç aksatmadan mutlaka 2-3 günde bir kullanıyorum. Ve gerçekten inanılmaz bir faydası var saçlarıma. Çok da severek kullanıyorum. Kokusu da gerçekten çok güzel kokuyor. Argan yağı aslında böyle kokuyor mu bilmiyorum. Hiç saf argan yağı kullanmadım ama çok gerçekten çok güzel kokuyor. Sırada aslında Sephora'yı alacağımı bilseydim sanırım almazdım ama bilmiyorum. Bunu çok önceden kullanmıştım. Fakat o zaman bu kadar yoğun bir makyaj yapmıyordum. Sanırım 8. sınıfta falandım ve sadece şeffaf rimel sürüyordum. Bu Neutrogena'nın göz makyaj temizleyicisi. Bu da çift fazlı olanlardan. Üstü yağ, altı su olanlardan. Şunu fark ettim. Şimdiye kadar acaba neden almamışım? Ben Flormar'ınkini almıştım. O da zaten sanırım çok büyük bir hataymış. Çünkü inanılmaz derecede yüzümü yaktı. Hiç temizlenmiş gibi hissetmedim. Gözlerimin kenarlarında siyahlıklar kaldı. Ama Neutrogena'da kesinlikle ve kesinlikle böyle bir şey yaşamadım. Çok kolay çıkartıyor. Max Factor'un bende 24 saat kalıcı bir rimeli var. O rimeli normalde mümkün değil. Başka bir şeyle çıkartamıyordum. Yani saatlerce ovalıyordum. İşte jellerle, yüz temizleme jelleriyle, işte göz makyaj temizleyiciyle, Garnier Micellar kusursuz temizleme suyuyla hiçbirine yazık ki çıkarmadı. Ama Neutrogena 10 saniye bekletip ovuşturarak sildiğim anda
kenarlarda hiçbir kalıntı bırakmadan çok güzel şekilde temizledi. Sephora'nınkiyle daha tabii karşılaştıracağım, hangisinden daha memnun kalacağımı bilmiyorum ama fiyat olarak uygun fiyatlı bir şey tercih edersem kesinlikle Neutrogena'yı alacağım. 10, 15, 18 lira civarı, ya 20 değildi yani. Çok da uygun fiyatlıymış. Çok da severek kullanıyorum. Çok büyük bir hata yaptığım bir ürüne geldik. Bunu Migros'ta tesadüfen alışveriş yaparken gördüm. Bu aralar küçük boydaki işte bu deneme boylarına karşı büyük bir hevesim başladı diyebilirim. Her şeyin küçük boyu artık çok tatlı geliyor bana. Bu da Listerine'in ağız bakım suyuymuş. Ben şimdiye kadar hiç ağız bakım suyu kullanmamıştım. Bunu Migros'ta gördüğüm zaman bir denemek istedim. Küçüğüne Watson's'ta ya da Gratis'te hiç denk gelmemiştim. Gerçekten hani acaba dişlerimdeki kalıntıları güzel temizler mi, işte ferahlatır mı falan diye düşünmüştüm. Olabilir mi diye aslında düşünmüştüm ama hiç de öyle değilmiş. Arkasında ne kadar diyor? 5 mililitre, yani 4 kat tatlı kaşığı kadar alın diyor. Mümkün değil, bir kere o kadar ağzınıza alamıyorsunuz. Feci şekilde yakıyor. Ve 30 saniye bildiğim kadarıyla. Evet, 30 saniye süreyle dişlerinizi ve diş etlerinizi çalkalayın ve tükürünüz yazıyor. Mümkün değil, 30 saniye ağzımda tutamadım. Dudaklarımın kenarları, yani iç dudağımın kenarları, işte yanaklarım çok korkunç şekilde yandı. Normalde dayanırım böyle şeylere ama hiç hoşlanmadım. Bir daha kesinlikle almayacağım. Bütün ağız bakım suları böyleyse sanırım ağız bakım suları pek benlik değilmiş. Onu böylece fark etmiş oldum. Şimdi sırada iki tane kuru şampuan, aldığım kuru şampuanlar var. Önce bununla başlamak istiyorum. Bunu Gratis'ten aldım. Biliyorsunuz Benefit Gratis'in kendi markası. Bunun aslında birkaç yerde yine tanıtımını görmüştüm. Fakat hiç beklediğim gibi çıkmadı. İlk başta aa dedim, kestane rengi varmış. Hani benim saçlarım da koyu, pudralı görünümden kurtarırım. Böylece hani beyaz beyaz kalmaz saçımda diye düşünmüştüm. Fakat öyle olmadı. Evet, beyaz kalmıyor yine saçlarımda ama saçlarımı sıktım. Normal diğer kullandığım kuru şampuan gibi saçlarımı sıktım. Ama biraz havalandırıp işte onu yedirmek için ellerimi saçlarımın arasına götürdüğüm andan itibaren bir ıslaklık hissettim. Allah Allah dedim, hani elimi şöyle bir çektim, parmağıma bir baktım, parmağım kahverengi olmuş. Suyla direkt yıkadığımda çıkmadı, sabunlamak zorunda kaldım. Sonra duşa girdim, saçlarımı yıkarken saçlarımı çok önce boyatmış olmama rağmen boya gibi aktı. Ben bu üründen hiç hoşlanmadım. Keşke önce küçük boyunu alıp deneseymişim. Ama böyle bir hata yaptım. Bayağı da şu an dolu, kullanamadım. Çok zor durumlarda kaldığımda işte eli dor bittiyse eğer mecburen bunu kullanıyorum ama kesinlikle bir daha almayacağım. Pek tavsiye ettiğim bir ürün olmadı. Zaten bir önceki videolarımda da çokça bahsetmişimdir. Elidor'dan zaten çok severek kullanıyorum. Bitmişti. Şu an tabii artık sürekli duş yapmak zorundayım çünkü havalar çok sıcak. Ama yine de bir kenarda bulunduruyorum, olur da ihtiyacım olursa diye. Zaten bir şey söylememe gerek yok. Çok severek kullanıyorum. Şimdi son geride şöyle Watson's poşetinin içindekiler kaldı. Önce direkt elime gelenle başlayayım. Berry'den yine bunun pamuklarını seviyorum. Berry'nin pamuklarını seviyorum. Kuru şampuanı gibi çıkmadı. 80 tane yuvarlak makyaj temizleme pamuklarından aldım. Ben de aynı zamanda bu kare temizleme pamuklarından da var. Yüzümü onlarla temizliyorum ama baktım ki iki tanesiyle alırsam hani tam ortasında kalıyor. Gözümü temizlediğim yer bütün pamuğu boşa harcamış oluyorum. Ama bunları göz içine aldım. Bunu gözde kullanıyorum. Diğerini yüzümde kullanıyorum. Bir sonraki ürünüm Signal. Signal, evet. İtalyanca'da Signal diye okunuyor benim bildiğim kadarıyla ama Signal markalı bu White Now isimli diş macununu aldım. Bitenler videosu için bir tane ayrılmış var zaten. O bitti. Bunun da çok üst düzey bir performansı var diyemem. Ama fırçaladığım zaman dişlerim ne kadar o gün içinde sararmış, yani sarı görünüyor da olsa gerçekten çok güzel şekilde beyazlattığını düşünüyorum. Çok uzun zamandır da onu bitirememiştim. Bunu da yeni aldım. Öbürü bitti. Artık bunu açacağım. Bitenler videomda da bahsetmiştim. Flormar'dan, daha doğrusu Watson's'tan aldım ama Flormar'ın
O an elimin altında hemen gidebileceğim bir Flormar yoktu ama almam gerekiyordu. Ben de o yüzden mecburen Watson's'tan aldım. Flormar'dan buradan özür diliyorum. Bu anında işte sprey şeklinde şöyle göstereyim. Sıkıp tırnaklarınızı, ojelerinizi kuruttuğunuz bir sprey. Limonlu bir kokusu var. Her kat ojeyi sürdükten sonra üstüne sıkıp diğer katını uygularsanız çok daha çabuk kurutuyor. Ben bittikçe alıyorum. Küçük diğer olanı bitmişti. Aslında büyüğünü alacaktım ama bir an dalgınlığıma geldi. Küçüğünü aldım. Artık bu bittikten sonra büyüğünü alırım. Onu da çok severek kullanıyorum. Favorim diyebilirim. Şimdi yine bir Flormar alışverişim. Bunu önceden yapmıştım. Bunu yeni aldım sadece. Bu biraz kirli. Onun için kusura bakmayın. Çünkü sabah denedim. Bu Flormar'ın Beauty Blender isimli işte bu makyaj süngeri. Ben de aslında Yiroşen'in vardı. Ben onu da çok severek kullanıyordum. Fakat onun üstü artık bir kere ben yanlışlıkla rimelime değdirdim gözümün kenarını temizlerken. O kadar içinde işte feyre diyorlar. Makyaj temizleme şeyine girmiyor ama bulaşık deterjanı, göz makyaj temizleyicisi, işte yüz temizleyicisi, Garnier'in kusursuz makyaj temizleme suyu. Hani nelerle denediysem o kenarındaki siyahlığı çıkartamadım. Artık kötü olmuştu zaten. Biraz kenarlarından da ayrılmaya başlamıştı. Ben de yeni bir tane alayım istedim. Flormar'ınkini de bir iki arkadaşım önermişti. Ben de merak ettim aldım. Bugün denedim. Fakat yıkamış olmama rağmen, yıkayıp kullanmış olmama rağmen üstünde garip şekilde böyle bir plastik kokusu gibi, süngerimsi böyle garip bir koku var. O kokudan hoşlanmadım. Umarım bir iki yıkama sonra geçer. Ama onun haricinde ürünü dağıtma performansını çok sevdim. Biraz minik, Yiroşen'inki biraz daha büyüktü. Yani bir tık daha büyüktü. Ama bu da çok güzel. Bir kere şu köşesi Yiroşen'den daha kullanışlı. Tam çünkü gözünüzün bu kısmına çok rahat şekilde oturuyor. Çok da severek kullanıyorum. Ama bir sonraki makyaj süngeri tercihim kesinlikle Real Techniques olacak. Onu çok merak ediyorum. Flormar'dan diğer aldığım ürün ise bir tarafı kalem, öbür tarafı da kalemi dağıttığınız aplikatörlü bu göz kalemi. Waterproof'muş. Carbon black yani çok koyu siyahlardan geçiyor. Bunu çok severek kullanıyorum. Uzun zamandır yani bayağıdır da kullanıyorum. Bir 10 gün falan oldu galiba ya da 2 hafta. Aldığım günden beri sadece son 3 gündür sürmüyorum. Sürekli sürüyorum ve normalde göz kapağı çok yağlı bir insanımdır. İşte pudrayı boca etmem gerekiyor ve işte birçok eyeliner bile gün sonunda işte bu tepeye bulaşmış oluyordu. O yüzden kalem kullanamıyorum. Wet n Wild'ın var, işte Sephora'nın var. Aklıma gelmeyen birkaç tane daha siyah, Ulta'nın siyah kalemi var. Hiçbir şekilde dayanmadı. Ama bu kesinlikle akmadı gözümden. Çok çok severek kullandım. Yeni aldım. Bittikten sonra da sanırım tekrar alırım. Çünkü artık eskisi kadar eyeliner sürmüyorum. Şöyle bir fark ettim ki en çok sanırım göz kalemi almışım. Bu aralar şu an valla belli oluyor muyum kamerada bilmiyorum ama bordo makyaja fazlaca sardım. Ben de bu pastelin bordo renkli, şöyle göstereyim. Bordo renkli göz kalemini satın aldım. Bu benim bildiğim kadarıyla waterproof değil çünkü üstünde öyle bir şey yazmıyor. No 114'müş. Bu arada bunun ha, ismini söyledim. Bunun numarası yok galiba, değil mi? Valla göremiyorum. Zaten Carbon Black Waterproof diye geçiyor. Bu da 211 numaralı Long Lasting Eyeliner diye geçiyor. Çok güzel bir rengi var. Şu an gerçi ta sabah yapmıştım makyajımı. Sanırım çok belli olmuyordur. Kirpik diplerim de var. Alt kirpik diplerim de. Çok güzelmiş. Bu da akmadı. Üste sürmedim hiç ama alt taraf için almıştım. Bordo renkli bir farla karıştırarak aynı zamanda sürüyorum. Çok güzelmiş. Çok sevdim. Pastelin ilk defa aldığım bir şey var mı acaba? Sanırım yok. Varsa bile ilk defa göz kalemini kullanıyorum. Çok da hoşuma gitti. Rengi çok güzel zaten. Ve göz kalemlerinde artık sona geldim. Bu Wet n Wild'ın çok uzun olan bu göz kalemleri. Ben bunun siyahını da almıştım. Bu neymiş? E648 Top isimli Brow and Eyeliner. Evet. Hem kaş hem gözmüş. Ben bunun kaş için kullanıldığını bilmiyordum. O kadar incelememişim ki. Kullanmışım da biraz. Şöyle kahverengi. Kahverengi kalemim yoktu. Göz kalemim yoktu. Ben de Wet n Wild'ınkini sevmiştim siyahını aldığımda. Gerçi o üste bulaşıyordu ama ben de bunu zaten gözümün içine ya da alt kirpik diplerime uyguluyorum. Genelde kalemleri öyle uygulamayı seviyorum.
O yüzden Metin tercih ettim. Çokça da kullandım. Sevdim, güzel, beğendim. Tavsiye edebileceğim bir ürün. Bu video bitmiyor. Şimdi sırada tırnaklarla ilgili 3 ürünüm var. Birincisi sevgili Aslı Özdel'den gördüğüm Kalyon'un oje inceltici, şöyle bir yağ gibi, damla gibi bir ürünü. Şöyle başı böyle damlalıklı, sanki gliserin gibi bir havası var. Bunu denedim. Rimmel London'un Kate serisinden. Bende kırmızı bir oje vardı. Onun içi çok kötü kurumuştu. Yani daha doğrusu çok kötü deyip abartmayayım ama fazlaca yoğunlaşmıştı. Tırnağımı örtmüyordu artık. Hani ne kadar yoğun alırsam alayım uzuyordu. Çok kötüydü. Ama onun da rengini çok seviyordum. Bir daha da almak istemedim çünkü şişenin yarısı doluydu. Kıyamadım. Ben de bunu bir denemek, şans vermek istedim. Fiyatını hatırlamıyorum. 4,5 lira falandı galiba. İçine 4-5 damla damlatıyorsunuz. Çalkalayıp ojenizi kullanmaya başlıyorsunuz. Sürmüştüm geçen gün ve gerçekten sanki o ojeyi yeni almışım gibiydi. Çok güzeldi. Yani muhteşem bir şeymiş. Keşke daha önce fark etseymişim. Bütün kuruyan ojelerime uygulayacağım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yaz geldi ama ben hala koyu renk ojeler alıyorum. Nedenini bilmiyorum. Maybelline'in bu ojeleri biliyorsunuz yeni çıktı. Çok uzun bir süre olmadı. Color Show ojeleri. Ben de bunu tesadüfen işte Watson's'a gidip bir şeyler aldığım zaman kasanın önündeydi bu. Ben de bu rengi çok seviyorum. Bende de buna yakın bir tane var. O da Flormaris Sedefli ojesi zaten. Hafif içinde ışıltılar var. Bunun numarası 549 Midnight Top'muş ismi. Kahverengimsi, grimsi bir renkte. Çok güzelmiş. Tırnakta duruşu çok güzel ve kalıcılığı gerçekten çok güzeldi. Hiçbir şekilde soyulmadı. Fakat işte benim tabii tırnaklarım katına çok fazla ayrıldığı için uzun süre kullanamadım. Katına ayrılınca mecburen yama yapmam gerekiyor. Ama yama yapmadım. Hemen ikinci günün sonunda sildim. Çok güzeldi. Gerçekten çok beğendim. Diğer ojelerine de mutlaka bakacağım. Bir iki rengini gördüm ama hep kırmızısı falan vardı. Ben daha farklı renklerine bakmak istedim. Bir sonraki ojem ise yine Rimmel London'ın Salon Pro serisinden 403 Hipnotize ya da Hipnotize ojesi. Şu an tırnaklarımda da şöyle görebilirsiniz. Hemen aldığım ojeyi acilen deneme gibi bir huyum var. Fırçasını. Aa, bu arada öbürünün de fırçasını göstereyim. Öbürünün de sürümü çok rahat bu arada. Fırçası Flormer'ınki kadar ince değil. Rahat uygulanıyor. Ama tabii Rimmel London'un fırçası gibi kesinlikle olamaz. Baş parmağım hariç bütün tırnaklarımı tek bir fırça darbesiyle ojeyi sürebildim. Çok sevdim. Tutuşu çok rahat. Ben sanırım böyle yuvarlak kapaklı olan ojeleri daha çok seviyormuşum. Bunun da rengi bordo gibi görünüyor. Hatta ben dün akşam sürdüm. Aa dedim bu bordoymuş. Hiç öyle hani mürdüm gibi, mor gibi, kırmızı gibi görünmüyor diye üzülmüştüm ama sonra ikinci katta şöyle bir baktım ya da işte güneşe çıktığımda şöyle bir baktım ki gerçekten de mürdüm gibiymiş. Çok güzelmiş. Flormer'in bir ojesi vardı fakat ben onu bulamamıştım. Bunu çok sevdim. Çok beğendim. Sürekli süreceğim galiba bütün yaz. Evet, çok sıktım farkındayım. Çok uzun oldu video. Çok özür diliyorum ama ben fark etmedim. Bayağı da şey almışım aslında. Son geriye iki ürünüm kaldı. Bir tanesi Gratis'ten aldığım Wet n Wild'ın Crème Brûlée isimli farı. Ben bu fardan hiçbir Gratis'te bulamamıştım. En sonunda hangi Gratis'te buldum acaba? Agora'da galiba, evet, alışveriş merkezinde Agora'da buldum sanırım. Orada aldım. Şöyle size hemen rengini de göstereyim. Pigmentasyonu çok yüksek. Resmen hani göz kapağınızın üstüne kapatıcı gibi bile uygulayabilirsiniz. Bütün damarlı görünümün hepsini alıyor. Çok kalıcı. Rengi çok güzel. Hani diyecek lafım yok. Fiyatı uygun. Çok sevdim. Zaten istiyordum. Hele şükür de buldum, aldım. Çok da severek kullanıyorum. Birkaç gündür, yani 3 gün falan oldu galiba alalı. Sürekli gözümde bu var. Her makyajın altına sürüyorum. Başka farlar sürüyordum. İşte Essence'inki vardı. Onu çok beğenmedim. Pigmentasyonu azdı. Sürekli bunu kullanıyorum. Umarım bitmez.
Son artık ürünüm. Bu da Maybelline'in 745 numaralı Wooden Brown isimli bu ruju. Şu an dudağımda var ama sanırım kalmamış. Tazeleyelim. Rengini görün. Bir dönem renkli rujlara merak sarmama rağmen işte turuncu, bordo, kırmızı, nar çiçeği, birçok ruju beğenmeme rağmen birkaç tane almıştım. Fakat bu aralar kendime yakıştırmamaya başladım. O yüzden nude rujlara tekrar geri döndüm. Biliyorsunuz sürekli her makyajımda kullandığım MAC Kinda Sexy var. Kinda Sexy'yi de çok severek kullanıyorum ama bu biraz daha kahve alt tonlu, öbür biraz daha turuncumsu bir alt tonluydu. Ama zaten hani kıyaslanamaz, onu çok seviyorum. Bu Maybelline'in zaten çok uzun zamandır takip ettiğim bir rujuydu. Yeni alabildim. Paketlemesi çok hoşuma gitti. Çok tatlı görünüyor. Şöyle zaten kahverengi. Şöyle de gösterelim. Sadece beni biraz şey rahatsız etti. Karamel kokuyor ya da yanmış şeker kokuyor. Karamel daha güzel de yanmış şeker kokuyor tam olarak. Ama çok rahatsız etmiyor. Sadece işte hani böyle bir kokladığımda rahatsız ediyor. Bir de ilk dudağıma sürdüğümde rahatsız ediyor. Sonra o kokusu çok fazla yoğun kalmıyor. Yalnız şöyle bir şey söylemeden geçemeyeceğim. Bugün fark ettim. Dün aldım bu ruju bu arada. Dudağıma sürdüm. Yemek yedim. İşte sabah kahvaltı yaptım. Makyajımı yaptıktan sonra. Dışarı çıktım. İşte su içtim. Dondurma yedim. Akşam eve döndüm. Yemek yedim. Ve işte biraz önce tazeledim. Gördüm size göstermek için. Yine bile hani kamerada belli oluyor muydu bilmiyorum ama hafif kalmıştı. Ve ben gün içinde hiç tazelemedim bu ruju. MAC'in rujundan bile daha fazla kaldı diyebilirim. Hani Kinda Sexy'den. Yani tabii ki silindi. Ama yine de hafif o parlaklığı ve nemini mutlaka hissediyorsunuz. Çok beğendim. Kesinlikle fiyatının karşılığını veren bir ürün. 20 liraydı galiba eğer yanlış hatırlamıyorsam fiyatı da. Çok beğendim. Diğer serinin diğer renklerine de mutlaka bakacağım. Benim son zamanlarda yaptığım alışverişim bu kadardı. Umarım çok sıkılmamışsınızdır ve beğenmişsinizdir. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.